Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, pandemi dolayısıyla çalışmaların birçoğuna ara verilmiş olsa da normalleşme ile tekrar eski hızına dönmeye başladı ve kültürümüzün doğduğu, atalarımızın at koşturduğu Altay topraklarında her geçen gün tarihimize dair daha heyecan verici ve geçmişimizi gün yüzüne çıkaracak keşifler yapılmaya devam edilmektedir. Yüzyıllar öncelerinden beri Türklerin hem kültürlerini hem dini vasıflarını örnek alıp aynı zamanda kendilerini enjekte eden Türk düşmanı kavimler her ne kadar tarihimizi gizlese, değiştirse ya da saklasa da karalama çalışmaları yeni yüzyılda gerek dünyaya olan saygımız, gerekse duruşumuz ve böyle keşifler neticesinde gün yüzüne çıkmaya devam etmektedir. Çünkü biz hem İslamiyet'ten önce hem İslamiyet'ten sonra da tek tanrı inancına sahip olup ahlaklı, toplumlara saygılı ve benliğini kaybetmemiş bir teslimiyete sahip bir toplumun bireyleriyiz. Evet, başlıkta da okuduğunuz üzere hepimizi heyecana bulayan bu yeni keşif ile karşınızdayım arkadaşlar. Moğolistan'da keşfedilen İlteriş Kutluk Kağan'ın anıt kompleksine dair detaylar açıklandı. 12 satırlık eski Türk yazısı var. Keşfedilmiş, okunan ilk Türk yazıları şunlar: Tanrı, Türk, Kutluk, Tümen. Uluslararası Türk Akademisi ve Moğol Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü tarafından Arkhangai bölgesi, Nongon Ovası'nda ortaklaşa yürütülen bilimsel arkeolojik kazı sonucunda İlteriş Kağan'a adanmış külliye keşfedildi. Bulgular hakkında bugün Uluslararası Türk Akademisi ve Moğol Bilimleri Akademisi Arkeoloji Enstitüsü tarafından ortaklaşa yürütülen bilimsel arkeolojik keşif dizisinin sonuçlarına ilişkin Ulaanbaatar'da yapılan basın toplantısında Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdır Ali bilgi verdi. Külliyenin toplam alanı 49'a 41,5 metre. Batıdan doğuya doğru oval bir biçimde yer alan külliyenin etrafına hendek kazılmış ve buradan toprak yığılarak bir kale inşa edilmiş. Külliyenin batı tarafında, alanın ortasında delikli taştan bir küp, taştan insan figürleri, iki yavrusu olan aslan heykeli ve iki koyun heykeli bulunuyor. Külliyenin kapısından doğuya doğru 51 adet balbal taşı yan yana sırayla yerleştirilmiştir. Balbalların ne olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Bunların arasında 5 balbal taşından Aşina ailesine ait dağ keçisi sembolü tespit edildi. Ayrıca külliye içinde bir ibadet yerinin olduğunu kanıtlayan tuğla kalıntıları ve patika üzerine serilen kil kaplama bulundu. İbadet yerinin önünde yazıtın üst kısmı ve kaplumbağa şeklindeki temeli keşfedildi. Bulunan değerli eserin 2 yüzünde 12 satırlık eski Türk yazısı, 3. yüzünde ise eski Soğut yazısı bulunuyor arkadaşlar. Bu arada Soğut yazısının sahibi Soğut milleti, bugünkü Özbekistan'da yaşamış, çok yumuşak kalpli, barışsever ve tüccar bir milletti. Türklerin genelde iyi ilişkiler kurdukları, topraklarında ticaret yapmalarına izin verdikleri bir halktı. Ve eklemem gerekirse, Türkler bu alfabeyi 8. yüzyılda kullanmaya başlamış ve kısa zamanda birkaç değişikliklerle Uygur alfabesi oluşmuştu. Bundan önce Çin ve etrafında da ticaretlerde İpek yolunda kullanılmıştır. Türkçenin seslerini yazıya aktarmak için çok yetersiz olan bu alfabe, Türkler tarafından ticari amaçla kullanılmıştır. 1. Göktürk Kağanlığı döneminde 6. yüzyılda dikilmiş olan Bugut yazısının dili de Soğutçadır. Ve bundan sonra Osmanlı döneminde de Uygur alfabeleri sıklıkla kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Keşfe katılan bilim insanları, anıtın metninden Tanrı, Türk, Kutluk, Tümen gibi bir dizi kelime tespit etti. Anıt metninde elde edilen bilgilere dayanarak, Nongon Külliyesi'nin Göktürk Kağanlığını yeniden canlandıran Kültegin ve Bilge Kağan'ın babası İlteriş Kutluk Kağan'a ithaf edildiği sonucuna varıldı. Ayrıca bu külliye, Türk adının ilk kez geçtiği Göktürk döneminin en eski yazılı anıtı olarak kabul ediliyor şu anda. Genel olarak Nongon Külliyesi, tüm özellikleriyle Bilge Kağan ve Kültegin külliyelerine benzemektedir. Nongon yazılı anıtın üst tarafında, vücudu ejderha şeklinde iki kurt başı kazınmış Taspar Kağan, Bilge, Kültegin ve diğer anıtların tepesinde de bu tür kağanlık simgeleri olan ejderha biçimli, kurt başlı bir şeklin çizildiği biliniyor. Nongon anıtının Orhun anıtları gibi Göktürk devleti için önemli bir anıt olduğu anlaşılmaktadır arkadaşlar. Akademi, Nongon kazıları sonuçları ile ilgili bilimsel kitap hazırlayacak ve tanıtımı Türk devletlerinin başkentlerinde yapılacak. Moğolistan'daki Göktürk dönemine ait anıtların kazıları gelecekte de devam edecek. Bu arada arkadaşlar, başta da belirttiğim gibi
Nomgon Ovası'ndaki kazı çalışmaları 2019 yılında başlamıştı. Ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2 yıl ara verilmişti. Nomgon ortak kazı çalışmaları Temmuz 2022'de yeniden başladı. Nomgon 2022 ortak kazı çalışmalarında Uluslararası Türk Akademisi Çalışma Grubu'nda Darhan Kıdırali, Napil Bazilkan, Nurbolat Boganbayev yer alırken, Moğol Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü Arkeolojik Araştırma Merkezi Direktörü The Seven Doors danışman arkeolog olarak katılmıştır. Ayrıca Moğol Bilimler Akademisi Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü Ortaçağ Arkeolojik Araştırma Merkezi grubunda Başkan Profesör Doktor Engtor, arkeologlar arasında ise Buyan Kişik, Batbolt, Tsengel, Ulugan Bayar yer aldı. İsimleri doğru telaffuz edemediysem kusura bakmayın. Bundan önce Türk Akademisi Moğolistan'daki Shvit Ulan anıtında arkeolojik kazılar yapmıştı. 2016 yılında adı geçen vadiye özel bir arkeolojik sefer düzenlendi. Kutluk Kağan döneminde inşa edilen tören kompleksinde Türk boyları damgaları ve çeşitli eserler bulundu ve tarihleri belirlendi. Bu çalışmaların devamı olarak 2019 yılında başlayan Nomgon kazı çalışmaları sonucunda işte bu size anlattığım Kutluk Kağan'ın kendisine adanmış bir kompleks bulundu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu muhteşem ve heyecan verici keşiften sizin için öğrenebildiğim ve aktarabildiğim bilgiler ancak bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak için videomu beğenip bol bol yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Esen kalın.